ve göğün üstündeki bütün hazinelerini sundu insanoğluna. Doğudan batıya ve kuzeyden güneye kervanlar, yüklerini bıraktılar Yaradan'ın yoluna. Işığa uçuşan pervaneler misali birikti insan, sonsuz göğün altında. Cihanda bir gölgesi kalsın diye çalıştı Allah aşkına. Göçmen kuş sürüleri gibi gelip kondu Anadolu'nun bağrına. Sonsuz hayata karşı duyduğu özlemin eserlerini çoğalttı mübarek elleriyle. Kurşun kubbelerinden salalar yankılanan bir medeniyetin kalkanı oldu inancının yolunda. Ve insan, köklerine yaptığı bu yolculukta hep onu aradı. Geleneksel Türk okçuluğu bir adres sorgulama ve kimlik doğrulama hadisesidir. İcra edicisini kökleriyle, tarihiyle, tarih ki başlangıç serüveni olarak Orhun'dan Ujda arasındaki geniş bir coğrafyadır. Kökleriyle buluşturur. Tarihin köklerine inmesi sebebiyle tarihi kahramanlarıyla bir araya gelir ve bir farkındalık, bir aidiyet oluşturur. Okçuluk insanoğlunun yaratılışından beri hep var oldu. Önceleri belki ihtiyaçtı ama insanın her daim güzeli arama ve onda kendini bulma fıtratından etkilendi. Böylece giderek bir sanata ve estetiğe büründü. Başlangıçtaki ilahi kudrete eşlik eden bir ustalıkla büyüdü ve ruhunu kazandı. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yeryüzüne indirildiğinde tarımla uğraştı, toprağı işledi, ekti, biçti ama bu sırada ektiği, biçtiği yerlere yabani hayvanlar musallat oldu. Bunun üzerine Hazreti Adem Aleyhisselam Cenab-ı Allah'a tazarruda bulundu ve Cebrail Aleyhisselam kendisine yay ve oklar getirdi. Dolayısıyla da bizim itikadımızca ilk okçu, aynı zamanda ilk insan, ilk atamız Hazreti Adem Aleyhisselam'dır. Belki de bu yüzden okçuluğun yolu insanınkine benzer. Rüzgarda süzülen yapraklar gibi aynı havayı teneffüs ederek uçar gider. Niyeti gaza ile! Ya Hak! Ustanın yolu tıpkı kemankeşin attığı ok gibi ilahi menzile doğru dümdüz ilerler. Bu yolda kudretini önce Cenab-ı Hak'tan, sonra kadim zamanların büyük ustalarından alır. Bu aidiyetle Orhun'dan Otrar'a inen genç, atını Yesevi dergahında suladıktan sonra yayına Ehl-i Beyt der ve Viyana önlerinde atını soluklandırana değin geçtiği her yeri kubbelerle donatır. O kabzayı tutan genç, Kaşgar'da şiir yazar, İsfahan'da kilim dokur, Tuna boylarında türkü söyler. O kabzayı tutan genç, Sultan Alparslan'la Malazgirt'e girer ve 50 binlik ordusuyla 200 binlik orduyu tarumar eder. O kabzayı tutan genç, 256 kiloluk mermiyi tek başına namluya sürer, Seyit Onbaşı olarak Çanakkale'yi geçilmez kılar. O kabzayı tutan genç, 15 Temmuz'da Ömer Halis Demir olur, tek başına hainlere göğsünü siper eder, Osman Batur misali vatanı geçilmez kılar ki bu milleti yeniden kıyamete değin ölümsüz kılar. Onlar hayatı hilafsız yaşayıp tek bir doğruya yöneldiler ve yalnız onun ustalığına iman ettiler. Yaratılıştaki mükemmelliğe adanmış ömürlerinde, gelecek nesillere bir medeniyet bırakabilmekti yegane arzuları. Belki de bu yüzden, yay ustasının ahşapta takip ettiği iz, sanki asırlar öncesinden çizilmiştir. Yaşadığım topluma, coğrafyaya, milletime nasıl hizmet edebilirim, nasıl katma değer sunabilirim, ne şekilde farkındalık oluşturabilirim derdiyle hareket ediyordum. O tarih şuurunun verdiği sorumlulukla Osmanlı yayı yapmaya karar verdim.
Ustanın kararında tek yol gösterici Allahu Teala'dır. Ve bu yolda onun ilahi kudreti insanoğluna şah damarından daha yakındır. İşlediği ahşapsa Allah'ın Habibinin huzurunda inleyen ağaçtan bir parça gibidir. Kur'an-ı Kerim'de adı zikredilen hiçbir şey kıyamete kadar kendini unutturmayacaktır. Sidretül Münteha'yı Cenab-ı Allah gözümüzün önünde canlandırırken, betimlerken Estağfirullah Kabe Kavseyne Vedna ayetiyle bunu betimler. Mana olarak hani ikisi ruberu görüştüğünde, aralarında kalan mesafe bir yay gerildiğinde iki ucunun, iki başının birbirine yaklaştığı kadar ya da ondan daha yakın durdukları betimlenir. Bunu betimlerken Cenab-ı Allah yayı kullanmıştır. Kavseyn kelimesi yay anlamındadır. Yay ustalığının tüm inceliklerinden öte manalar ihtiva etmesi ondandır. Bu yüzden kemankeş, ustalığı önce Kur'an'da ve İslam'da arar. Her işte olduğu gibi, onun sevgili peygamberi iki cihanda da tek yol göstericidir. Ehl-i Beyt aşıklığı Anadolu coğrafyasında en üst düzeyde görülmüştür. Ehl-i Beyt yani peygamber ailesi Türk milleti için baş tacı edilmiş biriciğidir. Biricik olduğu için biricik olarak kullandığı yayına da Ehl-i Beyt tanımlaması yapmıştır. Yani yay yapan usta, bir kemanger ne yaptığını bilmek durumundadır. Çünkü geleneksel Türk okçuluğu kaynaklarını, temellerini İslam dininden alır. Yay ustası bütün kainatın onun hürmetine yaratıldığını hiç unutmadan sürdürür sanatını. Çünkü o, bu dünyadaki yegane halaskârımız, ahirette ise en büyük şefaatçimizdir. Nasıl ki alemlerin Rabbi olan Allah bir ve benzersizse, o ve mübarek ailesi de Anadolu irfanında öyle kabul görür. Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimiz kendi elleriyle, mübarek elleriyle Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretlerine ok verirken Bismillah de ger, hak de at ya Sa'd, anam babam sana feda olsun diyerek okçuluğu övmüşlerdir. Dolayısıyla da okçuluk bizim için bir sünnet-i seniyedir. İslam kılıcını kuşanmış Türk boylarının Orta Asya'dan bir çağlayan gibi aktığı yerlerden biri de Çukurova'ydı. Torosların zenginliğini Anadolu'nun bereketli topraklarıyla buluşturan Tarsus, binlerce yıllık bu yaşanmışlığı ilahi bir aşkla bağrında taşıdı. Halid bin Velid, son seferinde o aşkla sürdü atını Mezopotamya'dan bu topraklara ve asırlar sonra Türk'ün yayı çınladı Çukurova'da. Usta, bu subaşı muhabbetleri çok hoş oluyor ya. Şehrin gürültüsünden uzak bir tefekkür imkanı yakalamak, yeni projelerin zeminini hazırlamak, yeni fikirlerin doğması açısından gerçekten harika. Hocam olmaz mı? Yani su başındayız. Akar su pisliği tutmaz dedikleri hesap. Aklında ne kadar kötü düşünce varsa suyu da bırakıp gidiyorsun. İnşallah aklına onun yerine güzel ameller, güzel niyetler gelecektir. Burada bulunmamızın sebebi uzun zamandır uykularımı kaçıran bir hadise. Selçuklu yayını yapma fikrinde sona geldik. Oo, harika. Gerekli çalışmalarımızı yaptık. Çizimler gerçekleşti. Hocam Selçuklu ile ilgili elimizde bir done yok. Peki nasıl olacak bu iş? Dönem minyatürlerini baz alarak hareket ettik. Bazı tarihçi dostlarımızın fikirleri bize ışık tuttu. Sona ulaştık gibi. Yakında güzel bir müjdeyle size haber verebilirim. İnşallah. Bekliyoruz. Diğer modellerimize özgün isimler verdiğimiz gibi yayın adını Dukak koyacağım. Selçuk Bey'in babasının adı. Tarsus, yüzlerce yıllık mazisinde yedi uyurlar gibi nice inanç yolcusunu zulme karşı korudu. Gün gelip uykularından uyananlar kuş olup yuvadan uçtu,
ve bereketli suların ve yeşermiş toprağın izinde ümmete yol gösterdi. Burası her daim zengin topraklar olmuştur. Hatta Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde Tarsus'u anlatırken evlerin çatılarının altından olduğu bahseder. Yani burası her zaman göç almış, her zaman zengin olmuş ve göç vermemiş bir yerdir. Bu geniş medeniyet havzasında insan her daim geçmişin izinde ve geçmişle beraberdi. Bu nedenle usta, ürettiği her eserinde atalarının kadim zamanlardan yankılanan öğretisini aradı. Ustası kalmamış olsa bile bu kutlu öğretinin yolcuları hiç bitmedi. Bir gün bir yerlerde onu arayıp bulacağına ve yeniden baş tacı edeceğine olan imanı tükenmedi. Geleneksel Türk okçuluğu yapacak materyaller, ok, yay, zihkir, tirkeş, bunları bulmakta güçlük çekiyorduk. Yurt dışından geliyordu bize. Bazı Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinden temin ediyorduk. Dikkat edin, Osmanlı yaylarını biz yabancılardan satın alıyorduk. Osmanlı yayı yapan bir usta bu coğrafyada kalmamıştı. Biz bu mesleği büyük zorluklarla, büyük uğraşlarla, ustamız olmamasına rağmen gömüldüğü yere giderek mezarının başından tekrar dirilttik. Geleneksel sanatların yeniden dirilmesi, o anı bekleyenler için çok farklı anlamlara sahipti. Usta kendi terazisinden geçen ve en ince ayrıntısına kadar geleneksel yöntemlerle tasarladığı eserini sunduğunda, büyük bir eksiği tamamladığının bilincindeydi. Okçuluk sizi temsil eder. Yani o yay sizin bir sembolünüzdür esasında. O kaderinizdir. Başkasının kaderi değil. Onunla bütünleşirsiniz. Attığınız ok sizin amelinizdir. Yani amelinizi çeker de yayla atarken arkasından niyetinizi fısıldarsınız ya hak diye. Nedir? Ameller niyete göredir. Attığınız ok hedefe vurduğunda o oku atan siz değilsinizdir. O oku atan Cenab-ı Hak'tır. Onu da bilirsiniz. Ok hedefe ulaştıktan sonra tevazu gösterir, ben bu işi yaptım demezsiniz. Yani bir İslami edeptir okçuluk benim için. Anadolu'yu İslam'la şereflendiren Türk boyları, asırlarca ürettikleriyle üç kıtaya yayılmış bir medeniyet havzası oluşturdu. Tarih, kılıç ve yayla yükselen bir medeniyetin sanatıyla bu topraklarda kalıcı olduğuna şahitlik etti. Bu büyük medeniyetin münevverleri, eserlerinde kendi ustalıklarının ötesinde bir kudretin varlığına iman ettiler. Estaizu billah ve mâ râmeyte idrâmeyte velâkinnallâhe râmâ. Mealen, attığın zaman sen atmadın, muhakkak ki onu Allah attı, Allah vurdu. Bu ayeti kerimeyi biz kabza teslim ettiğimiz her okçuya fısıldarız. Böylece okçular hedefi vursalar böbürlenmezler, vuramasalar yerinmezler. Niyeti gaza ile ya hak! Okçu yayı her gerdiğinde ve oku her fırlattığında Yaradan'a sığınır. Kemankeş bilir ki yerlerin ve göklerin bir sahibi vardır. Ve en güzelini, en doğrusunu yapsa da ona ruhunu veren Allahu Teala'dır. Hiçbir yay onun iradesi dışında yapılmamıştır ve hiçbir ok onun iradesi dışındaki bir menzile varmayacaktır. Hayat da böyle değil mi zaten? Siz elimizden geldiğince en güzeli, en doğru yaşamaya çalışırız. Ondan sonra elimizden gelen bir şey yoktur. Cenab-ı Hakk'ın takdiri neyse o olacaktır. Biz de o takdir doğrultusunda ya sabır diyeceğiz, tevekkül edeceğiz, tevazu göstereceğiz. Alemlerin Rabbi nasıl Adem Aleyhisselam'a ruhunu üflediyse, bu sanatta da her eseri ustasından bir parça taşır. Her ne kadar ölçüleri aynı olsa da hiçbiri birbirine benzemeyecektir. O eser ki ruhunu hem yapandan
hem de o yayı gelecek olandan alacaktır. Belki de bu yüzden kabzayı her tutan yiğit sayılmaz ve her kemankeş de her kabzayı eline alamaz. Çünkü onun kaderi daha baştan yazılmıştır. Bu ayet-i kerimede biz Adem'i kendi suretimizde yarattık. Ona ruhumuzdan üfledik diyor. Bir usta da yaptığı işe, yaptığı ürüne, o işi yaparken ki çektiği sıkıntılarla, yaralanmalarla, bedeninden kopan küçük parçalarla, mikron parçalarla kendi ruhunu katmış olur. Esasında usta alıcısına, müşterisine kendinden bir parça da göndermiş olur gönderdiği yayla. Bu bilinçle, bu şuurla yarılarımızı yapma gayreti içerisindeyiz. Geleneksel sanatlar tüm yaşantımızı ince bir estetik anlayışla şekillendiriyor. Kalbi güzelliğimizi ve ruhumuzu yansıttığı kadar, tıpkı varlık ve yokluk gibi en keskin yanlarımızı sanatla ölümsüzleştiriyor. Geleneksel sanatlar, hayatımıza her dokunuşuyla toplumu kadim medeniyetimizle buluşturuyor. Yay ustalığı ve okçuluk, esasen yalnız bir meslek yahut spor değildir. Onu icra edenin, nesilden nesile aktarılan öğretinin derinliklerindeki sırrı bulma gayretidir. Bu yüzden atılan her ok, aslında içsel yolculuğun bir merhalesidir. Ustalık da bu bilinçle yapılır ve her kabza ayrı bir hisse, başka bir dünyaya ait izler taşır. Çıkış noktasını kaybeden milletler, toplumlar sıkıntından kurtulamamışlardır. Baktığımız zaman kötü de olsa tarihiyle çelişmeyen, tarihiyle ters düşmeyen toplumlar bugün muasır medeniyetler seviyesinde dünyayı tahakküm altına almışlardır. Sahip çıktığımız takdirde tarihimize, tarihi şahsiyetlerimize, medeniyetimize, muasırlarımıza büyük fark atacağımız ortadadır. Biz esasında yeni bir şey yapmıyoruz. Eskiyi bugüne uyarlıyoruz. Eskiye dönmek arzusunda değiliz. Fakat geleneğimize sahip çıkmak zorundayız. Çünkü geleneğimiz bizim çıkış noktamızdır. Bizi biz yapan unsurlardır. Bizi biz yapan unsurları terk ettiğimiz takdirde bize başka toplumlar, başka milletler kimlik dayatması yapacaktır. Okçunun gelenekle bağı yüzyıllar öncesine dayanır. Okçular tekkesi yalnız pehlivanları ve üç kıtaya medeniyet götüren yiğitler dergahı olarak anılmaz. Hatta tekkeye girebilmek gerdiğin yayın yahut attığın okun menziliyle ölçülmez. Zira o, tekkeye ulaşmaya çalışan bir yolcudur. Ancak asıl ulaşılmak istenen yer, doğru amelle bezeli iyi insan yetiştirmektir. Bundan her biri bir sanat eseri. Her nakışın bir çilesi, bir hikayesi var. Kim bilir kimler yaptı. Hepsi tarih oldu gittiler. Yayı da insana benzetirler. İnsani vasıfları barındırır bünyesinde özellik olarak. Değil mi? Hatta ne derler? Yay kişiye özeldir. Eğer siz başkasının yayını kullanacak olursanız, o yay sahibine küser, bir daha eski performansını vermezmiş. İnsan kendi çilesini çeker. Kendi çilesine taliptir. Başkasının kaderini yaşayamaz, kendi kaderini yaşar. Herkes kendi kaderini yaşar, değil mi hocam? Okçu iyi bir Müslümandır. Çünkü okçu bir okçular tekkesindeki bir merhaleye ulaşmaya çalışan yolcudur. Ya zaten okçular tekkesinin kurulması sebebi budur. Yani basit bir sportif amaç değildir. İyi bir insan olup topluma faydalı bir insan yetiştirmektir. Atasına saygılı, ufaklarına saygılı, çevresine saygılı bir insan yetiştirmektir. Okçuluk sadece burada bir araçtır. Bu yolda ustaya, öğretiye ve dergaha saygı esastır. Kemankeşliğin özü, tıpkı Yunus'un 40 yıl dergaha düzgün odun taşıması gibi ahlaki bir yoldur. Bu yolda gelenekle güzel ahlak ustaya yol gösterecektir. Her zihkirin her parmağı olmayacağı gibi, her kabza tutan da o kapıdan giremez.
meşhur kemankeş Mustafa Bey demiştir ki 900 geze ok atmak yetmez. Bugünkü ifadeyle 560 metre mesafe ki 560 metre mesafeye ok atamayan okçular tekkesine alınmazdı. 900 geze ok atan kemankeş olmaz. Kemankeş olanın güzel ahlak sahibi olması icap eder demiştir. Her yay yalnız bir okçuya adanmıştır. Ustası da kemankeş de bu gerçeği bilir. Zira o kabzayı tutacak, o yayı gerecek olan hak yolunda bir gazanın parçası olmuştur artık. Türk İslam geleneğinde yayın kutsal sayılması ondandır. Biz kabzayı abdestsiz elle tutmayız mesela, hani bilenler olarak. Yeni başlayanlardan belki bunu beklemeyiz ama bilenler olarak kabzayı abdestsiz tutmayız. Kaldı ki yay, evet, bugün bir spor aracıdır ancak öncesinde savaş sanatının, savaşın bir unsurudur. Dolayısıyla da bizim için kutsaldır. İnsanoğlu kutsallarına yüz çevirip dünya nimetlerine meylettikçe geçmişle bağlarını koparır. Artık nefsinin ruhuna vurduğu pranganın esiri olmuştur. Gün gelir bu kölelik bir isyana dönüşür ve o gün kendi ruhunu köklerinde aramaya başlar. Bu arayışta varacağı yer kadim ustaların zamana ve mekana sığmayan eserleridir. Serkan Usta, ormanın içerisinde rüzgarda salınan bir ağaçtı. Kesildi, kütük oldu. Kütük bize geldi, işledik, kereste yaptık. Kabza kasan haline geldi. Kalıbı aldık, şekil aldı, yay oldu. Ham maddeydi, hamdı, pişti, lezzet oldu. İnsan da en büyük ham maddedir. Ustanın eline düşerse bu evrelerden geçer. Kalıba konulur, şekil alır. Şekil alınca tat olur. Tat olan insanda tüm insanlık ailesi için lezzet olur, umut olur. Haklısın ustam. Allah razı olsun. Çalışıp para kazanıyorsunuz, eve gidiyorsunuz. Modern kölelik sistemi başladı. Mutsuzluğumuz başladı. Mutsuzluğumuzu gidermenin yolu neydi diye insanlarımız araştırmaya başladıklarında atalarıyla bağının koptuğunun farkına vardı. Biz köklerimizden kopmuştuk. Yeniden köklerimize kavuşma isteğiyle atalarımızın izinde yürümeye başladık. Usta için Kur'an'ın ve hadislerin gölgesinde yürütülen bir sanattır okçuluk. Bu yüzden her kabza, ona yaraşacak bezemelerle süslenmelidir. Ustanın çizgileri bir yerde birleşir ve ilmi hakikatin sonsuz deryasında buluşur. O deryada insan kendini keşfe çıkacak, bu dünyanın ağırlığından kurtulacak ve mutlak hakikate kendini adayacaktır. Modernitenin bize sunduğu en büyük hastalık stres hastalığıdır. Yani insanlar buhran içerisinde hareket ederler. Gün içerisinde hayatın kendisine sunduğu yoğunluk, trafik, kargaşa, gürültü. Evine belki işinin verdiği ağırlıktan ziyade girdiği stresle, bunalımla döner. Bunun en güzel çözümü Peygamber Efendimiz 1400 yıl önceden kişiyi keder bastığında yayıyla oynamaktan başka yapabileceği bir şey yoktur şeklinde ifade etmiştir. Bu topraklarda okçuluğun yüzlerce yıldan süzülüp gelen kurallarının özü Türk İslam medeniyetinin potasında eritilmiştir. Her kim ki bu öğretinin hilafında bir yol tutturur, onun artık ustalarının yanında yeri de yoktur. Bu yüzden okçulukta terbiye her daim talimden önce gelir.
Üstadım, kalbinize, emeğinize sağlık. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Eskiden sanatkarlara iş teslim edilirken kendiniz gibi yapın derlermiş. İnşallah kendimiz gibi yaparak hakkını evet. vermeye çalışırız. Gördüğüm kadarıyla zaten kendiniz gibi olmuş hocam. Allah razı olsun. Rabbimizin Musavvir isminin tecellisini bizim bu güzel sanatlarımızda ilmimiz miktarınca uygulamaya vermeye çalışıyoruz. Zaten Allah-u Teala buyuruyor ki, ben insanı en güzel surette, ahsen-i takvim üzere yarattım, güzel ahlakla tezyin ettim. Eyvallah. Bu güzel ahlakı yansıtması bakımından ecdadımız kullandığı tüm objelere bu sanatı nakşetmiş, doğru mu hocam? Yüreğinize sağlık, evet çok doğru, teşekkür ediyorum. Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiye talimatnamesinde belirttiği üzere güzel ahlak üzere olmalı. Eğer okçuluk camiasından herhangi birisi atış sırasında veya normal hayatında yalana, hileye başvurursa okçuluk camiasından öte otur ifadesiyle dışlanır. Kuşaktan kuşağa aktarılan bu gelenekte edep, ustalıktan önce gelir. Atadan öğrenilen bu terbiyenin özünde inanç, sabır ve tevekkül vardır. Ustanın eserleri hayata ve insana dair izler taşır ve yüzlerce yıllık bir geleneği ilk günkü heyecanla geleceğe aktarır. Doğruluk ve azim bu çabasında ona eşlik edecek, bedeni toprak olsa bile usta artık eserleriyle anılacaktır. Toz koparan İskender bundan 400 küsur yıl evvel 846 metrelik mesafeye ok atarak adını şanlı tarihimize yazdırmıştır. Esasında bakıldığında matematiksel olarak o mesafe 846 metredir. Fakat 400 yıldır o ok hala uçmaktadır ve belki kıyamete kadar uçacaktır. Cenk meydanlarından, tekkelerden ve talimgahlardan nice yiğitler, nice ustalar gelip geçtiler. Kahramanlıkları kadar ahlakları ve sarsılmaz inançlarıyla isimleri semada hoş bir seda olarak kaldı. Sabrı ve doğruyu onlardan öğrendik. Kalbimize saplanmış o altın oku çıkartıp her seferinde yerinden, onların yolunu yolumuz bildi. Yavuz Sultan Selim Han'ın önünde ok atan ihtiyar Bektaş Subaşı, şu yüksek tepeye dikti bu taşı, o gazi hünkârın mutlu gününde. Ağa, molla, vezir, bey takım takım, güneşli bir Nisan günü ok attı. Kimi yayı öptü, kimi fırlattı. En er kemankeşe yetti üç atım. Sonra Bektaş Ağa çöktü dizüstü. Titrek elleriyle gererken yayı, her yandan bir merak sardı alayı. Ok uçtu, hedefin kalbine düştü. Hünkâr dedi, koca, pek yaman saldın. Eğerci bellisin benim katımda, bir sır olsa gerek bu ilk atımda. Bu sihirli oku nereden aldın? İhtiyar elini bağrına soktu. Dedi, İstanbul muhasarası. Başlarken aldığım gaza yarası içinden çektiğim bu altın oktu.